akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yaz törenleri yasağına rağmen bir kişi gizli bir tören nedeniyle Van'ın Erdemir ilçesinde 35 kişi, İpek Yolu ilçesinde ise 128 kişiye koronavirüs bulaşmıştır. 163 kişiden biri koronavirüs enfeksiyonundan hayatını kaybetti. Yaz törenlerinin yasak olmasına rağmen yaz törenini düzenleyen kişi gözaltına alındı. Kafkasya Müslümanlar Ofisi'nden yapılan açıklamada Azerbaycan'da karantina rejimi başlatılmadan önce hacca 250'den fazla kişinin başvurduğunu, koronavirüs pandemisi nedeniyle 24 Mart'tan itibaren Azerbaycan'da karantina rejimi uygulandıktan sonra hac için hiçbir belge kabul edilmeyeceğini, genel olarak hac için belgelerin kabulü 27 Ocak'ta başladığını, ziyaretin maliyeti 4.490 dolar olduğunu, geçen yıl bu tutar 4.285 dolar olduğunu, bu yılki fiyat artışın sebebi ise otel hizmetlerindeki artışın ve vize ücretlerinin getirilmesinden kaynaklandığını belirtti. Ali Kerimli'nin 1,5 aydır ev hapsinde tutulduğu ve dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmadığı unutulmamalıdır. Popüler Ön Parti Başkanı Ali Kerimli'nin iki yeni telefon numarası son 2 gün içinde engellendi. Parti Tron'a Kerimli'nin yeni hat kullanmaya başlamasından 20 dakika sonra yeni hattının engellendiğini söyledi. Plajlarda yüzme havuzlarında ve su parklarında çalışanların ve vatandaşların sağlığını koronavirüs enfeksiyonundan korumak için önlemler yapıldı. Bu önlemler koronavirüsinfo.az web sitesinde yayınlandı. Alınan önlemler şu şekildedir. Termometre yüzme havuzlarının ve su parklarının girişlerinde sağlanmalıdır. Septomları olanlara yüzme havuzuna ve su parklarına girişi izin verilmeyecektir. Fiziksel mesafeyi korumak için şemsiye eksenleri arasındaki minimum mesafe 4 metre olacaktır. Giyinme odalarının hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ve temiz durumda tutulacaktır. Havuzlardaki dezenfektan konsantrasyonunun uluslararası norm ve standartlara uygun olarak önerilen sınır içinde tutulacaktır. Vatandaşlarla temas eden nesnelerin ve yüzeylerin düzenli dezenfeklenmesi sağlanacaktır. Temizlik ürünleri ve dezenfektanların kesintisiz temini sağlanacak. Havuz ve su park alanlarının el dezenfektanları için dağıtıcılarla sağlanması, yüzme havuzu ve su parkı personeline yeterli sayıda tıbbi maske ve eldiven sağlanacaktır. Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi'nin Mayıs ayı başındaki raporuna göre ülkede resmi olarak işsiz sayısı 297.800 kişidir. Nüfus Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, işsizlik ve özel karantina nedeniyle işini kaybeden 600 bin kişiye Nisan-Mayıs aylarında bir kerelik yardım sağlandığını söyledi. Ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.